Ben de kısaca bugün hemen 10 dakika içerisinde ayda gebeliği öngördüren faktörlerden birazcık bahsetmek istiyorum. Konuşmamı daha çok 2009'daki Eşren'in Capri'deki toplantısı ve 2013'te NIS bildirgesinin üzerinden hazırlamaya çalıştım. Şimdi hepimizin bildiği gibi IUI aslında spermi ovumun yakınına bırakaraktan gebelik ihtimalini artırmak mantığına dayanmakta. Hangi durumlarda uyguluyoruz? Artık bunları tartışmaya gerek yok. Hepimiz çok iyi biliyoruz zaten. Sıklıkla biz açıklanamayan infertilite, erken evre endometriozis, hafif erkek faktör ve cinsel birleşmenin sağlanmadığı durumlarda genellikle IUI endikasyonları bulunmakta. IUI başarısını etkileyen çok fazla faktör var. Yani IUI'da hastanın yaşı, hastanın infertilite nedeni, hastanın hazırlanma şekli, kullandığınız ajanlar, indüksiyon ajanları, luteal support yapıp yapmamanız, IUI sayısı, insemine ettiğiniz yer, zamanlaması, bunların hepsi IUI başarısında rol alan faktörler. Bunları ben kısa kısa tartışmaya çalıştım. Çünkü çok detay. Sürenin yetmesi çok mümkün değil. Öncelikle bayan yaşı. Bayan yaşı son yıllardaki çalışmalarda çok değişkenlik göstermekte. Yani cutoff'u çok net belirlenmiş değil. Fakat 2010'daki en son dataya göre genelde 40 yaş üzerindeki hastalarda IUI'daki gebelik oranlarının 30 yaş altındaki hastalara göre ciddi anlamda düşük olduğunu söyleyebilmekteyiz. Burada yine eski yıllarda yapılmış bir çalışmada da 40 yaş üstü ve 40 yaş altı hastalardaki gebelik oranları arasında çok ciddi farklılıklar olabildiğini görmektesiniz. İkinci parametrelerden bir tanesi infertilite süresi. İnfertilite süresi de IUI başarısında rol alabilmekte, yani daha doğrusu başarıyı etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bu da yine çalışmalarda, bu 99 yılındaki çalışmada gördüğünüz gibi 6 yılın altında ve 6 yılın üstündeki hastalarda çok ciddi farklılıklar görülebilmekte. Yani özet olarak 40 yaşın altında ve infertilite süresi 6 yılın altında olan hastalarda başarı daha yüksek görünmekte. Stimülasyon protokolleri de IUI'nin başarısını etkileyebilmekte. Burada biz antiöstrojen ajanlar mı kullanacağız, aromatase inhibitörleri mi kullanacağız, gonadotropinler mi kullanacağız? Bunların hepsi tartışmalı. Gonadotropin kullanırsak eğer antagonist ekleyecek miyiz? Bunlar başarıyı etkiler mi? Bunlar dediğim gibi yine IUI başarısında önemli rol alan faktörler. Stimülasyon ajanlarını kabaca Eşre Capri Workshop'ında klomifenle IUI sikluslarında genelde başarı %7, gonadotropinlerle yapıldığı vakit %12'lere çıktığı söylenmekte. Tabi burada işte farklı yaklaşımların birbirlerinin üstünlükleri nelerdir? Bunları tartışmamız gerekiyor. Aslında fikir ayrılıklarına neden olan slide da bence buradan kaynaklanacak. Acaba yani gonadotropinlerle IUI expectant yaklaşıma göre üstün müdür? Veya gonadotropin klomifene üstün müdür? Veya tek başına stimülasyon yapmak natürele göre avantajlı mıdır, değil midir? Burada yine infertilite süresi önemli markerlardan bir tanesi. İnfertilite süresi kısa olan hastalarda expectant yaklaşım normal stimüle olan sikluslarda neredeyse aynıyken infertilite süresi arttıkça gebelik oranları arasında da ciddi bir fark oluşturmakta. Yani burada yine infertilite süresi etkisini göstermekte. Klomenle gonadotropinleri karşılaştırdığımız zaman evet bir fark var ama bu istatistiksel olarak aslında çok da ciddi bir fark değil. Tek başına IUI mi yapalım, gonadotropinleri ekleyelim mi? Şu kesin, açıklanamayan infertilitede can doğum oranları daha yüksek. Burada da zaten görülebilmekte. Antagonist kullanalım mı? Aslında bu daha önceki derslerde, yani tartışmalarda zaten üzerinden geçildi. Antagonist evet başarıyı arttırabilmekte ama rutin olarak kullanılması tekrar değerlendirilebilir. Luteal destek yapacak mıyız? Bununla ilgili çok net datalar var. Ülkemizden de yapılmış olan çalışmalar da bu datalara çok büyük katkıda bulunmuş aslında. Gonadotropinlerle yapılan IUI'larda luteal support ciddi anlamda başarıyı arttırırken klomifen stres sikluslarında çok da ciddi bir farklılık bulunmamakta. Diğer bir parametre sperm parametreleri. Acaba IUI başarısını nasıl etkiler? Bunları aslında yorumlamak çok zor çalışmaları. Çünkü farklı tekniklerle sperm hazırlanmış, farklı zamanlarda HCG uygulanmış. Bütün bunlar da bu çalışmaların standartizasyonunu zorlaştırmış.
Fakat son bir data yine Fertility'de çok yakın zamanda yayınlandı. Burada sperm morfolojisinin yani %4'ün altında veya %4'ün üzerinde olmasının başarıyla ilgili bir durum olmadığını göstermekte. Yani başarıyı değiştirmediğini söylemekte. Bununla ilgili hemen Journal of Urology'de bir yorum yapıldı ve sadece morfolojiye dayanaraktan karar vermenin yanlış olabileceği özellikle belirtildi. Yine eski tarihlerde yapılmış bir review'de ise şunu söylenmekte, yani strict kriterlere göre siz morfolojiyi aldığınız zaman %4'ün üzerinde aslında IUI başarısını olumlu yönde etkileyebildiğinizi belirtmekteler. Diğer önemli parametre motilite. Motilitede hangi cutoff'u alırsak eğer IUI'da başarılı oluruz veya hangi cutoff'un altında biz acaba IVF'e doğru gitmeliyiz? Bununla da ilgili aslında çelişkili datalar bulunmakta. Bu çalışmada total motil sperm sayısı 10 milyon üzerinde olduğu vakit IUI başarısının arttığı söylenmekte. Fakat başka bir çalışmada da bu sayı 5 milyon olarak belirtilmekte. Yani 5 milyonun altında olduğu vakit başarı çok ciddi anlamda düştüğü için alternatif tedaviye gitmeniz önerilmekte. Zamanlaması ve sayısı, bu da yine tartışma konusu. Zaten çalışmaların standartizasyonun güç olmasının nedeni de aslında bundan kaynaklanmakta. Fakat biliyoruz ki sizin LH takibiyle veya HCG uyguladığınız zamanlardaki IUI başarısı aslında çok birbirinden fark etmemekte. İnseminasyon sayısı kaç olacak? Tek yaparsak, acaba çift yaparsak başarıyı etkiler miyiz? Bu da tartışma konusu olan konulardan bir tanesi. Genel olarak Eşir'in önerisi HCG uyguladıktan sonra 32 veya 36 saat sonrasında inseminasyonun yapılması. Bunu neye dayandırıyoruz? Buradan atlas tüplüslerde gördüğünüz gibi LH artışını tespit ettikten sonra yaklaşık ortalama 32 saat sonra ovülasyonun olduğunu biliyoruz. HCG'den sonra da 34 ile 40 saat arasında ovülasyonun olduğunu bilmekteyiz. Hangi zamanlama yöntemini yapalım? Aslında az önce söyledim. LH monitorizasyonu mu yapalım yoksa HCG mi uygulayalım? Transvajinal ultrasonla takip ettikten sonra ikisi arasında çok ciddi bir farklılık bulunmamakta. Buradaki meta analizde gördüğünüz gibi. Burada da yine çalışmada net olarak ortaya çıkmakta. Peki biz IUI'yi HCG'den sonra hangi aralıkta yapacağız? Yani 24. saatte yaparsak acaba 34 veya 36. saatte yaptığımıza göre başarı düşer mi? Hayır, bir farklılık yok. Ama burada tabii ki sınırlayıcı bir faktör var. Çalışmalardaki hasta sayıları çok ciddi az. Yaklaşık 10-15 hasta bulunmakta her bir grupta. Folikül sayısı başarımızı etkiler mi? Evet, 2 veya 3 folikül IUI başarısını yaklaşık 2 kat arttırmakta. Fakat daha üzerindeki folikül sayısı ise başarıyı arttırmamakta. Bu da çok yüksek ihtimalle siklus iptallerine gidilmesinden kaynaklanmakta. Kaç defa yapacağız IUI'yi? Yani 2 kez yaparsak acaba daha başarılı olur muyuz? Aslında burada başarıyı arttırmayan faktörler çok basit. Burada çalışmalarda da bunlar ispat edilmiş. Yani volüm veya parametrelerde değişme olabileceği söylenmekte. Dominans folikül sayısı sizin HCG yaptığınız vakit sonucu etkileyebilmekte. Çok fazla parametre olduğu için. Şimdi genel bir meta analizde double IUI'nin tek IUI'ye göre daha başarılı olduğu söylenmekte. Fakat daha sonra bu hastaları subgrup analizleri yaptığınız vakit burada gördüğünüz gibi erkek infertilitesinde evet başarılı fakat açıklanamayan infertil olan hastalarda double IUI'nin avantajlı olmadığı söylenebilmekte. Kaç defa yapacağız? Bununla da ilgili data çok tutarsız. Genelde siklusların ilk siklusta %88, 4 siklusta %95'leri kadar başarılı bildirilmekte. Yani buradan acaba 4'ten fazla denemeyelim mi çıkmaması gerekiyor. Çünkü diğer bir çalışmada da burada gördüğünüz gibi 9. siklusa kadar gebelik bildirilmiş. Bunların her birinde gebelik oranları birbirinin benzeri. Yine son zamanlardaki Merve'nin çalışmasında da 6. siklustan sonra gebelik bildirilmemiş. Yani burada da data aslında tutarsız. Peki teknikle ilgili neler var? İmobilizasyonun etkisi var mıdır? Evet, 10-15 dakika IUI sonrasında istirahat gebelik oranlarını olumlu yönde etkileyebilir. Sperm yıkamayla ilgili yine sonuçlar aslında çelişkili. Fakat işte enfeksiyon veya işte reaktif oksijen
maddelerin uzaklaştırılması belki başarıyı olumlu yönde etkileyebilir denilmekte. Kateter şekli de yumuşak, evet, uygularsak, yumuşak kateterle IUI yaparsak başarılı olabiliriz denilmekte. Burada da zaten aslında özetlenmekte 2010 yılındaki çalışmada hangi durumlarda biz başarılı olabiliriz, bunu çok net olarak görebilmekteyiz. Yani sonuç olarak 30 yaşın altındaki hastalarda evet tercih edelim. İnfertilite süresi 3 ile 6 yılın altındaki hastalarda evet tercih edelim. İki folikül oluşturmak, tek folikül oluşturmaya göre başarıyı ciddi anlamda farklılaştırmakta. Hareketli sperm sayısı cutoff'unu 5 milyon da kullanabilirsiniz, 10 milyon da kullanabilirsiniz. Zamanlama ve IUI ile ilgili datalar yine çelişkili. Semen hazırlama şekli çok etkili değil. Antagonist eklenmesi ve luteal destek de şart değildir denilebilmekte. Teşekkür ederim. Gayet kısa oldu galiba. Süper. Tartışma uzun olsun diye kısa olmaya çalıştım, evet, ama. Ama gerçekten de bu önemli. Şimdi ben biraz tartışmayı ısıtmak için birkaç soru sorayım. O son eve götürecek mesajlar slaytında başlayalım. Onu tekrar açabilirsen sana zahmet olacak. Şimdi önemli değil. Şöyle diyeyim ben sana. Lütfel destekle ilgili pek bir anlamı yok mesajı veriyorsun. Öyle anlıyorum değil mi? Değil aslında. Yani gonadotropinlerle uygularsak evet uygulayalım. Klomenle uygularsak uygulamayalım. Onu... Şimdi burada bizim Erdem kardeşlerin ve Gazi Üniversitesi grubunun yaptığı randomize bir çalışma var. Oradan çıkan sonuç gonadotropinlerle IUI'da lütüel progesteron desteği gebelik oranlarını yükseltiyor diye. Esasında aynı mantık güdülüyor diye düşünüyorum ama sen önce bunun yorumunu yap. Hani ben seninle konuşmayayım. Yok, hayır. Ne diyorsun bununla ilgili, yani, düşüncen ne yani? Sonda aslında evet bu tartışmaya açık oldu ama daha önceki slaytlarda bunu net olarak ortaya koyduğumu düşündüm. Hı hı. Ben klomenli sikluslarda ben kendim de kullanmıyorum ama gonadotropinli sikluslarda evet lütel destek uyguluyoruz. Peki sence mekanizması ne, yani sen ne düşünüyorsun? Şimdi şöyle, daha fazla folikül gelişmesi, hipofizin, hipotalamik aksın baskılanması. Aynı tüp bebekteki gibi düşünüyorsun. Aynen. Yani evet. Birden çok monofoliküllerin dışındaki. O zaman şöyle demesek mi, yani klomenden ziyade monofoliküler olmayan daha doğru olur, evet. Ovülasyon indüksiyonlarında santral sistem suprafizyolojik steroidlere geri bildirimle baskılandığı için lütel destekte bizim de birazcık destek vermemiz gerekiyor lütel faza. Dolayısıyla monofoliküler olmayan bir büyüme varsa biz buna progesteron desteğiyle, belki IVF'e göre daha hafif bir progesteron desteği olabilir. Yani yüksek doz belki 200-400 miligram veya işte tek bir krinonla bir progestajen vermek mantıklı görünüyor. Biraz gebelik oranlarını arttırıyor diye. Antagonistlerle ilgili daha önceki konuşmalarda da geçti. Bir de ben kendi adıma şeyi sorayım. Şu konuda o mesajın da gitmesini ben istemem. Bilmiyorum salondan ne görüş gelecek. Semen hazırlamada bence hazırlama şekli etkisiz derken bunu böyle hani lalettayn hazırlayalım manasına söylemediğini ben de biliyorum. Ama burada spermin hazırlığının bence steril olarak yapılması, iyi mediumlar kullanılması, yıkamada veya gradiyentte dikkatli bir çalışma bence yine de başarı konusunda farklılık yaratabilir. Çok uygunsuz mediumlarla ben sperm hazırlandığını görüyorum piyasada da. Onun için bu konuda klinik sperm hazırlama deneyimi olan bir yerde sperm hazırlanması bence önemli. Benim görüşüm bu, bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun, evet, evet, veya salondan bununla ilgili yorum veya soru var mı? Dansite gradient mi, yıkayıp sentrifüj edelim mi, bunlar arasında çok çalışma var aslında. Farklılık da tabii ki var ama hani genel kanı çok da ciddi oranda gebelikleri etkilemedi. Sadece bu. Bülent Aydar Dedeoğlu. Süper bir konu oldu. Yani çok kondense harika mesajlar verdin. Ben bu özellikle lütel destekle ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi bizim çalışmamız basılmak üzere. Jinekolojik endokrinolojide kabul edildi. 2700. Biz bu çalışmayı planladığımızda randomize prospektif planlamıştık. Etik kurulu onay vermediği için çalışmayı yine yaptık. Biz ama retrospektif yazdık. 2700 siklus var. Multifoliküler gelişimde gerek jel, gerek progesteron, gerek placebo
gebelik oranlarını artırmadı. Çünkü hani uğraştığımız grup %15 başarısı olan bir iş. Yani hani bunu %15-16 yaptık. Hani Ahmet abilerin kümülatif başarısı %40-35'lerde gözüküyor ya. Ben hiç mutlu değilim o çalışmadan. Yani ben de IUI yapıyorum. Yani 3 siklus yapacağım. Kümülatif %30. Yani 3 siklus IUI eşittir bir IVF mi? Bence değil. Yani o yüzden hani birazcık olayları o çalışmada niye kabul edildi yorumlarsam bence endüstri kabul etti o çalışmayı bence. Yani ben mutual destek verilsin verilmesin tarafında bu bir IVF değil, bu IUI siklusu ve biz içeriye embriyo değil sperm veriyoruz. Önleme oluyor mu bilmiyoruz. Bebekte de önleme olmuyor ki. O yüzden %15'i düşündüğümüzde gonotropinli sikluslarda bir de krinon verelim de progesteron desteği verelim konusunda bizim klinik çalışma birkaç ay içerisinde PubMed'de gözüküyor. Kabul edildi, daha yeni kabul edildiği için çok rahatlıkla söylüyorum. Çok güçlü bir seriyle yapılan çalışma. Bu tip öykülde de gerek CC'de gerek gonotropinde fark yok. Yani öyle destek verdiğinle vermediğin arasında fark yok. Peki hangisi daha iyi? Öyle sorayım şimdi sana. Ne gibi? Fark yok ama hangisi daha yüksek gebelik oranında? Aynı. 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 Tamam. Yani istatistikler fark yok ve şu işte öbürü %12 öbürü %15 değil. Çok bir fark yok. Yakın birbirine. Birbirine yakın. Yani şey konusunda da bir şey söyleyeyim. Hani bu sperm morfolojisiyle ilgili. Biz klinimizde morfolojiyi kaldırdık. Kaldırdığımız tarih 2010'du. Sebebi de şu. Kaç tane hastaya morfoloji sıfır çıkmış. Senin çocuğun ancak tüp bebekli olur deyip de gönderdiğim böyle 3 yılın altında hastaların spontan gebelikleri görünce hasta gelip direkt ekşiyordu bana. Yani bana tüp bebek dedim bak ama gebe kaldım kendi kendime diyordu. Oturduk baktık bizim merkezde IUI sonuçları 3000 siklustu bu. Morfoloji %4'ün üzerinde olan hastalarda IUI gebelik oranı 9.7. Morfolojisi 0 olan hasta grubunda 9.8 istatistik fark yoktu. Yani morfoloji bir şekilde erkeğin moralini bozacak bir şey ki hani gözlemciler arasında da fark var. O yüzden morfoloji tartışmalı bir şey. Zaten IUI tartışmalı bir şey. Evet abi sizin inanmadığınızı evet. Biliyorum. Cem hocam ne dersin bu konuşmaya? Bir Cem hocama mikrofonu verebilir miyiz arkadaşlar? Ön tarafa. Öndeki yoklayalım bakalım ne diyorlar. Şimdi gerçekten IUI ile ilgili şüphelerimiz var. Çoğumuz da zaten şu iş bitsin de bir an evvel IMF'e geçelim diye yapıyoruz. Morfoloji eğer tekrarlıyorsa bozukluk bilmiyorum. Onu da bakmak lazım. Çünkü her dönemdeki her verilen örnekteki morfoloji de birbirini tutmayabilir. Yani bir kez baktım kötü, sen kötüsün yaftalamak yanlış olabilir ama bir hastada sürekli belki kötü gidiyorsa yanında belki başka bir şey baktık işte sperm DNA analizine gönderdik bunun üzerinde. Orada bir şeyler çıktıysa belki etkili olabilir. Ama tek bir seferde bakıp da işte kaçıncı günde verdi? Bir dev mi verdi? 9 gün mü bekledi? 10 günü geçti mi? Ne şartlarda verdi? Daha önce ilaç kullandım mı? O sırada ne kadar sigara içti? Bir sürü faktör var. Dolayısıyla tek bir sonuçla bir şey demek gerçekten zor. Mutlaka öyle bir şüphemiz varsa da en azından tekrarladığını görüp belki bir sperm DNA analizi eklemek gerekir. Ona göre bir karar vermek daha doğru olur. IUI'den önce antioksidan kullanalım mı? Evet, teşekkür ederim abi. Yapılmış çalışmalar bu konuda gözlemsel çalışmalar. Vaka kontrolü bile yok çoğunda. Yani önce sonra çalışması aslında. 3 ila 6 ay kullanımında spontan gebeliği arttırdığını söyleyenler var. DNA fragmentasyonunu azaltarak döllenme oranını arttırdığını gösteren çalışmalar var. Vaka kontrolü birkaç çalışma çıkmaya başladı. Bu IVF öncesi. Onlar da döllenme ve gebelik döllenme oranlarını arttırdığını fertilizasyonu yani gösterdi ama şey vaka sayıları hep klinik gebelik oranlarını karşılaştırmak için yetersiz ve daha çok pozitif reporta yönelik. Ancak ben her zaman şunu söylüyorum. Number needed to treat, number needed to harm. Sizin verdiğinizde bir harma yol açıyor musunuz? Mesela bazı hastalarda diyor kendimi çok iyi hissediyorum. Belki vitamin eksikliği vardı bilmiyorum. Yani genel olarak DHA için de böyle. Hasta şey diyor ben gebe kalmasam da devam etmek istiyorum buna diyor. Yani ama içinde D vitamini var. Gametlere kadınlarda en azından yararlı olduğu şeyler var. Arginin, aleninin etkili olduğunu gösteren çalışmalar var ama dediğim gibi bir randomize kontrol çalışma olmadığı sürece
Bu konu yine DHA gibi oldukça tartışmalı olarak kalacak. Ama hepimizde vardır diye düşünüyorum. Suplementasyonu veriyorsunuz. Sonra hasta kendi kendine gebe kalıyor. Bunu yormak mı lazım pozitife doğru? Yoksa bir randevuza kontrol çalışmamı başlatmak? Biz IUI için ben bir şey sormak istiyorum. Hazır elime geçmişken. HSG çekiyor musunuz her vakada? Birincisi. İkincisi NIS guideline'larında yanlış hatırlamıyorsam unexplained'lerde high volume'un daha iyi olduğunu öneriyorlardı. Daha sonra 2-4 arasının fark olmadığına yönelik bir araştırma çıktı ama vaka çok yetersiz, data çok yetersiz. Ben yanlış hatırlamıyorsam Kocaeli Üniversitesi'nde 4 cc ile %18, 2 cc ile %12 poster oldu sadece ve ciddi vaka vardı. Yani 170-180 vaka vardı aslında. Onu bir türlü yayınlayamadı bizim arkadaşlarımız ama. Bu konuda bir deneyim var mı? 0.5 mi veriyorsunuz? Evet, 0.5 veriyoruz. Yani high volume'de bir son meta analiz vardı. Bir farklılık yok deniliyordu. O nedenle de biz de genelde o civarlarda veriyoruz. HSG her hastadan istemiyoruz. Ya şimdi şöyle aslında. Biz sonuçta IVF kliniğiz. o nedenle hastayı değerlendirirken ben IVF gözüyle daha çok bakmaya çalışıyorum. Yani IUI tecrübem çok fazla yok açıkçası. O nedenle de yani IVF hastası değerlendirir gibi değerlendiriyorum ve her hastadan da HSG istemiyorum. Nasıl? IVF için mi? Yok, aşılama için diye soruyorsunuz. Yaş için? Aşılama için. Yok, almıyoruz diye bir şey yok ama 35 yaşın üzerindeki hastaları tercih etmiyoruz zaten. Yani zaten bu NICE'da da 38 yaş üstünde neredeyse yapmayın evet. Demeye getirdiler. Bunlar çok. Bu HSG konusuna gelince ben de şimdi SGK ile bir öyle ya da böyle temporal ilişkisi olan bir üniversite kliniğinde olduğum için ister istemez zaten aşılamayı da IVF öncesi hazırlık gibi yaptığımızdan HSG'yi her vakada yapıyoruz, istiyoruz. Çünkü bunu dokümante etmeniz gerekiyor. SGK üstünden de yapsanız mutlaka göstermeniz gerekiyor. Ha belki de bir norm olarak da lazım mı? Bu tartışılabilir. Ha, peki bir şey gördük mü? Çok tabii ki IVF'ci gözüyle değerlendirdiğimiz için öyküye vesaire bakarak mutlaka istediğimiz vakalar var ama çok büyük bir değişiklik yapmadı. Sadece gözümüzden kaçan bir iki uterin anomaliyi yakaladık. Yani hani çok iyiyiz biz transvajin ultrasonda falan derken bir iki ufak tefek şeyi de yakaladık. Ama istemek herhalde lazım ve bu eski ama değeri hala gitmemiş tekniği de bir kısım istemiyor, yapmıyor. Klamidya pozitifliğine bakıyor biliyorsunuz. Klamidya pozitif değilse ne yapacağız diyor isteyip istemiyor. Ama bence istemeyi ama düzgün koşullarda ve mutlaka fluoroskopi veya dijital cihazlarla çekilmesi gerekiyor. Boşa yazık etmeyelim. Çok kötü teknikte HSG'ler görüyoruz. Hocalar da buradalar. Ne olur lütfen asistanları bu konuda düzgün eğitelim. Yani HSG teknikleri çok kötü. Hatta radyologlar kendileri çekiyorlar. Ona da hiç onda da ciddi sıkıntı oluyor. Onun için kadın doğumcular bu özelliklerini bırakmasınlar yani. Benim düşüncem bu. Sayın meslektaşıma son sözü veriyorum. Benim sorum da bu bildiğiniz infertilite süresiyle yaşın başarıya etkisi en önemli faktördür. Bu infertilite süresini değerlendirirken bu polikistik ovari sendromlu hastalar ile açıklanamayan infertilite grubuna infertilite süresinin etkisiyle ilgili bir çalışma var mı? Yok, hayır. Şimdi şöyle, infertilite süresi açıklanamayan infertil olan hastalar üzerindeki data. Yani o nedenle polikistik overli hastalardaki durum daha farklı. Onu değerlendirelim. Yok, hayır. Benim bildiğim yok. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel